Muhteşem lezzetler. Şeker çöreği tatlısı yapacağız. Evet. Hamuru için efendim 250 gram tereyağı, 1 su bardağı un. Tekrardan hamuru için 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 fincan sıvı yağ, 1 adet yumurta, 1 çay kaşığı karbonat, 1 çay kaşığı limon suyu, 1 adet limon kabuğu rendesi, 4 su bardağı un. Evet. İç malzemesi için efendim 1 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi, şerbeti için 2,5 su bardağı şeker, 3 su bardağı su, 1 dilim limon. Evet. Tabii ki olmazsa olmaz. Tabii ki. Şerbetler çok anlatıyoruz. Limon niye koyulur Seva'cığım? Şekerlenmesin diye. Değil mi? Aynen. Tuz da eklerim ben. Tuz da aynı görevi yapıyor. Birlikte tuz. Tabii ki. Şekerlenmemesi için. Bebeğim tamam, harikasın ya. De şerbeti hafifletmek için. Ah Seval. Bugün kanınıza girdim. Evet. Neyin? Bunu ha öyle mi? Ben dilimi görmedim. Neyse olsun. Azıcık zaten. Yine rendeleriz oradan. Aynen. O kadar eksikliğinden bir şey olmaz. Ben rendelerim ver Serpil. Bir şey olmaz. Nermin rendeni alıp sana vermememe ne diyorsun? Evet verme zaten Dursun. Zaten çiğim bakır tepsimi bayramda tarif yapacağım. Bakır tepsi yok evde. Dedim ki ah. İşte aldığımızı geri iade etmiyoruz. Vallahi öyle bir alışkanlığımız. Ay olsun. Olsun. Burası da benim evim. Yani, evime de 5 dakika yakın bir şey ihtiyacım olursa çıkıyorum geliyorum yani. Şimdi kavrulunca. Ne diyelim dört kanalımız ya. Açık. Nermin Hanımcığım bu şeker böreğinin özelliği un helvası gibi 1 su bardağını unu 250 gram tereyağda kavurduk. Burada ne var şimdi? 250 gram tereyağı. 250 gram tereyağı un helvası yapar gibi bakın. Aa. Rengini böyle. Bunun bütün esprisi bu İyi zaten. İyi ki bunu kavurmuşsunuz Serpil. Bizim ocakta bu bir saat kavrulmuş. Ya sıcak çünkü yumurta falan kıracağız. Pişirir yumurtayı falan. Doğru. Bunu önden hazırlayayım bu tatlıyı yaparken. Aa, çok dikkatimi çekti şu an. Evet, bu. Yani şu un ve tereyağı unun aslında. Şöyle. Yeri alayım bunu Seval'den. Böyle. Neyi canım? Bu un ve tereyağı alıyorum. Ha tabii onu alabilirsin çünkü onunla işimiz yok. Onu yaptık biz. Evet erimesin. Oh efendim önden 250 gram tereyağımızla. Bunu daha önce yediğinizi düşünmüyorum. Evet yemedim. Değil mi? Yok. Unu güzelce önden kavurduk, soğuttuk. Çünkü yumurta kıracağımız için tabii. Kesilebilir dedi Seval evet. Hanımcığım. Evet. Sen kırarsan elimi yumurtaya sürmeyeyim. Ben burada Nermin'e şey göstereyim. Nermin bunları da evet. Seval sana... Oo. Tabii. Şey yapmış kusura bakma çıkaramadım yaprak. Unuttum çünkü. Oo. Bir tadına bakın herkesin biz bir kendi tarifi var. Sevacığım yani diyetteydik ama. Olsun bugün yani... ben gideceğim misafirim yarın başlayalım. Yaprak sarması yenmez mi? Yenir yani. Aroması çok güzel. Evet devam edelim Sevacığım. Yumurtamızı kırdık. Zeytinyağımız var. Bir fincan kadar. Evet. İki çorba kaşığı da yoğurdumuz var. Unu kavurduk tereyağıyla. İçerisine aldık. Yumurtamızı kırdık. Yoğurdumuzu ekledik efendim. Şeker çöreği yapıyoruz. Bu da efendim Aksaray'ın muhteşem lezzetlerinden. Çok çok eski bir tarif evet. Yine. Orijinalini yapıyoruz. Elimde yakmışım. Karbonat. Kırıncı olduğunu ne belli. Ya hep yakıyorum ki ellerimi. Hep yakıyorum. Hiç geçmiyor ki. Biraz da limon. Karbonata. Limonu koyduğumuzda bakın köpürüyor. Kabarsın burada diye. Bir kabarma evet. işlemini sağlıyoruz. Aynen. Bunu da rendeleyelim. Ben de ha burada. Tam burada. Ben yardım edeyim mi? Yok yok. Tamam. Ben halledeyim. Oh, aroması da limon kokacak efendim. Tabii, tabii tatlımızı hafifleştirecek. Güzel, hepsi çok güzel de işte ne diyet bıraktım bizde ne bir ya şey. Bugün beni affedin misafirim gelip geçeceğim. Evet, devam biz edin. Pazartesi günü Asya ekmeği yaptık. Ona da biz böyle unla beraber bir kavurma işlemi yapmıştık ya. Evet, bu da Orta Asya'dan gelme bir tarif belki tabii de. Tabii ki de, belki de. Unlu yani kavurmalı tam... falan ya. Evet. Önden. Çok enteresan ama bana önden kavurma işlemi yaptığımız tarifler çok daha böyle enteresan böyle ve farklı geliyor açıkçası. Evet. Lezzet olarak da o içindeki unun kavurması... Bambaşka bir hale geliyor. Evet. Aman yarabbim o damakta bıraktığı lezzet bu şey böyle kalbura bastı gibi mi olacak kalbura acaba? Kalbura bastı gibi oluyor. Aynen. Şuraya limon çekirdeğini alalım. Bayram için. Verme verme kalsın. Bayramlarda yapılır evet özel günlerde, düğünlerde. Alırım ben 1 milyoncudan. Rendeni vermeyeceğim diyor dedim verme verme alırım ben 1 milyoncudan. Eskiden 1 milyoncular vardı. Evet. Şimdi tabii onlar hala var oldu. Ama hiç 1 milyoncu değiller ama. Artık yok. Ay çok tatlısın Sevacığım. Evet efendim şimdi yavaş yavaş gidiyoruz. Kontrollü. Bu çok un almayabilir çünkü. Ben elimle böyle. Birlikten kuvvet doğar efendim. İyi mi? Bir tık büyük mü vereyim bezini? Bir tık büyük olsun. Tamam canım benim. Böyle efendim. Evet. Komşu geldi de sohbet muhabbet ediyoruz. Ya bir evet, yandan da tatlı ben yapalım böyle. Dedik. Öyle oldu. Güzel. Olsun. Bu arada bizim izleyici kitlemiz özellikle
benim çok kıymetli teyzelerim. Yani çok teşekkür ederiz. Teyzelerden tam not almak zordur. Aynen. Annelerimden, teyzelerimden Allah razı olsun. Onların sevmesi en büyük bence daha. Bir de bir güzel dua ediyorlar. En çok sevdiğim kısım o. Öpüyorum tamam. Hepinizin işte, ellerinden. Büyüklerin duası da çok önemli. Onların kaybetmeyelim dualarını. Ya ne kadar güzel oluyor, nasıl güzel oluyor. Hamurun kıvamı efsane biliyor musun? Değil mi? Vallahi, kıyır kıyır işte. Tam kıyır, bak kıyır kıyır bu efendim. Gel de söyleme. Göstereyim şimdi, bir hamur yoğurduğunuzda bu hamurun kıyır kıyır olmasını nereden alacaksınız biliyor musunuz? Bakın zor toparlanır. Ha, evet. Bir de böyle ezdiğinizde bak şöyle dağılır. Öbür hamur uzar. Börek aynen, için, poğaç için yaptığınız hamur uzar. Ama bu bak tatlı hamuru böyle dağılır. Bu işte kıyır kıyır efendim. Birazdan evet, bir göstereceğiz. Rengi çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Evet. Hızır gibi. Tatlı, ılık. Olmuş mu? Ah süper. Şerbet de. Şerbet buz gibi olsun. Ha buz gibi olsun. Evet. Tamam. Çünkü dağılırmış efendim. Dağılır. Aksaray'ın muhteşem baklavası mı diyelim? Yok. Evet aslında baklava gibi. Un helvası evet, gibi. Baklava. Meşhur. Yok. Eskiden baklava yapılmazmış efendim. Evet. Gerçekten. Öyle dedi Seval'cim. Evet. Bayramlarda falan bu tatlı yapılırmış. Önden ununu kavurmuştuk tereyağıyla birlikte. Sosyal medyamızda da olacak. Şimdi mesajlarınıza da göz atacağım ama şimdi bir reklam arası yapacağız efendim. Çok kısa ama böyle bir buçuk dakikalık. Sakın bir yere ayrılmayın. Biz şimdi efendim masada buluşmak üzere çok kısa bir ara istiyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.